kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere Melis Sezen'in yani Sadakatsiz dizisindeki derinin makyajını yapıyoruz. Ben yaparken çok eğlendim, çok da zorlanmadım aslında. Çünkü benim günlük makyajıma çok benzeyen bir makyaj tarzı. Sadece derin sarışın olduğu için ona daha çok böyle turuncumsu sıcak tonlar kullanıyorlar. Ben kendime böyle kahve tonları daha çok yakıştırıyorum esmer olduğum için. Öyle dediğim gibi çok eğlendim ve çok da benzettim bence. Şöyle yakına gelecek olursam yani benziyor. Böyle bir blazer falan da giydim daha çok benzemek adına. Umarım beğenirsiniz videoyu. Videoyu beğenirseniz beğenip yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz hemen videoya Embryoless Lycrin Concentre isimli nemlendiricimi kullanıyorum. Bunu bilmeyen yoktur artık. Her videomda bunu kullanıyorum çünkü. Sonra Tartan Base Tape isimli nemlendirici primerini kullanıyorum. Ve üzerine MAC Pro Longwear Concealer'ımı geçiyorum. Laura Mercier Translucent Powder'ını geçiyorum göz altlarıma. Kaşımı açıkçası doğal bırakmak istiyorum. Yani çok fazla böyle sert Amerikan tarzı bir kaş istemiyorum. O yüzden sadece tarıyorum ve seyrek olan yerleri hafif dolduruyorum. Ardından Hoola'nın bronzerini kullanıyorum. Daha doğrusu Benefit Hoola isimli bronzerini kullanıyorum. Ve L'Oreal'in Life as a Peach isimli allığını kullanıyorum. Bunlar daha böyle turuncu, alt tonlu pudralar oldukları için bunları kullanmayı tercih ettim. The Balmain Mariluminizer isimli highlighter'ını kullanıyorum. Bunu sadece emaj kemiklerimin üzerine sürmüyorum. Bayağı yanağımı ortalıyorum diyebilirim. Daha fresh bir görünüm kazanmak için. Ve sonrasında süngerimi hafif ıslatıp bunu dağıtıyorum. Çok şerit gibi durmaması için. MAC'in bu tekli farını kullanıyorum, Soft Brown isimli. Bunu tüm göz kapağıma dağıtıyorum. Sonradan MAC'in Amber Lights isimli tekli farını kullanıyorum ve bunu sadece göz kapağımın ortasına kadar sürüyorum. Tekrardan Soft Brown isimli farımı alıp bunu gözümün altına sürüyorum. Burada gerçekten abartabilirsiniz çünkü fark ettiyseniz derinin makyajında da bunu bayağı taşırıyorlar. Ardından MAC'in şu siyah farını kullanıyorum böyle bir fırça yardımıyla. Çok minik minik kirpik diplerime uyguluyorum bunu. Sanki eyeliner çekiyormuşum gibi yukarıya doğru bunu dediğim gibi minik minik uyguluyoruz. Ve dağıtıyoruz çok dikkatlice. Koyu kahve renginde bir kalem alıyoruz ve bunu kirpik diplerimize uyguluyoruz. Ve tabii ki de gözümüzün altına da uyguluyoruz bunu. Ve güzelce dağıtıyoruz. Burada da gerçekten dikkatlice dağıtmanız gerekiyor. Yoksa yukarıya doğru kayabilirsiniz ve yukarıdaki farınız koyulaşabilir.
Ardından soft brown'u alıyorum ve tekrardan gözümün altından geçiyorum. Ve Benefit'in They Are Real maskarasını kullanıyorum. Gerçekten müthiş bir maskara. Sadece tavsiye ediyorum. Ve bir kirpik takıyoruz. Bu kirpiğin orijinal hali değil tabii ki de. Bayağı bir kestim kirpiği. Bunu sadece gözümüzün en arkasına takıyoruz. Böyle bir cat eye look yaratmak için gözleri, yani daha çekik göstermek için. Gözümüzün içine bir beyaz kalem ile geçiyoruz. Gözleri daha büyük göstermek adına. Dudağıma MAC'in Strap Down isimli dudak kalemini ve MAC'in Kaina Sexy rujunu kullanıyorum. Ve birazdan göreceksiniz, üzerine pudra ile geçiyorum. Bu dudağı daha mat ve daha kalıcı yapıyor, yani ruju. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.